Derya Hocam, beni duyabiliyor musunuz tekrardan? Ben de duyabiliyorum hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden Kaya Hanince. Bugün webinarımızda Derya Akkaynak hocamızı konuk edeceğiz. Florida State Üniversitesi. Derya Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Pardon hocam. Ben de duyabiliyorum hocam. Hoş geldiniz. Tekrardan. YouTube'un sesi açık kalmış. soru cevap üzerinden gideceğiz hocam. Biraz sohbet havasında olacak. Konuklarımızdan da chat'e sorularını yazmalarını rica edeceğim ben. Yazdıkları soruları size iletmeye çalışacağım. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Teşekkürler Kayhan Hocam. Başlamadan size de Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bu güzel buluşmayı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim. Katılan öğrencilere de teşekkür ederim geç saat. Tabii kendimi tanıtayım. Derya Akkaynak. Ankara doğumlu bir İzmirliyim. Liseyi, ilk öğrenimi ve liseyi Ankara'da okudum. Üniversiteyi de Ankara'da okudum. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. Arkasından da tekrar havacılık ve uzay alanında yüksek lisans yaptım. Ama o alanı pek sevemedim. Bunun için bırakıp danışman olarak alakasız bir konuda çalışmaya başladım iletişim teknolojisinde. Ancak ondan sonra birkaç yıl çalıştıktan sonra beni bugün tanıdığınız deniz bilimci olabilmek için, doktora yapmak için tekrar üniversiteye döndüm. Yani yaklaşık benim üniversiteye girmemle istediğim alana yönelmem arası bir 10 sene kadar fark var. Anlıyorum hocam. Aslında pek çoğumuz için de öyle ilerliyor süreç. Peki hocam, pek çok köklü okulda eğitim aldınız. Bu derece iyi okullarda okullara kabul almayı nasıl başardınız? Ben hocam önce şunu söyleyeyim. Çok iyi bir temel eğitim aldım. Yani Türkiye'de bizim okullarımızda gerçekten matematik fen, tabii ben matematik fen alanında aldığım için kendi alanıma söylüyorum. Dünya çapında çok güçlü lise eğitimi veriyoruz. Bu bir gerçek. Ben yaklaşık 16 senedir yurt dışında oturuyorum ve çalışıyorum. Burada çeşitli lise öğrencisi olsun, üniversiteye yeni başlamış gençler olsun, çeşitli öğrencilerle sürekli iletişim halindeyim. Ve gerçekten bizdeki lise eğitim kalitesi, en azından Amerika için söylüyorum, burada yok. Şimdi önce ilk faktör o. Belki biraz da kişisel başka bir faktör de, ben çalışmayı aslında hep çok sevdim. Bana hiçbir zaman külfet gibi gelmedi. Mesela kimya sınavı olacağı bir zaman ben kütüphaneye gider 6 tane kimya kitabını alır, aynı konuyu hepsinden bir arada çalışırdım. Sanırım bu da faydası olmuş bir saplantılı davranış diyeyim. Ama çalışmayı, okumayı, sorgulamayı hep çok sevdim zaten. Sanırım o bahsettiğiniz okullara kabul edilmekte bu güçlü temel ve değişik yönlerden bir konuya yaklaşabilmem faydalı oldu. Yani aslında temel anahtarın tek kelime olduğunu, çalışmak olduğunu özellikle biliyoruz. Peki hocam, bizim öğrencilerimiz... Kesinlikle. Çalışmak, Kayhan Hocam, bazen hani hocam çok zekisiniz falan diye yorumlar yapılıyor. Aslında zeka herkeste aşağı yukarı aynı seviyede olan bir şey. Ama farkı yaratan çalışmak, disiplinli çalışmak ve de bir hayal kurmak, bir amaca sahip olmak. Çalışmayı ona yönlendirmek değil. Sözünüzü kestim, pardon. Nobel ödüllü aslında profesörümüz Aziz Sancar'ın da sözleri benzer. Yani tüm başardığı her şeyin çalışmak temelli olduğundan uzun uzun bahsediyor. Zekanın herkeste benzer seviyelerde bulunduğunu, çalışmak sonucunda pek çok şeyi başardığından belli, pek çok defa belirtiyor. Peki hocam, bizim öğrencilerimize bu konuda ne önerilebilir bulunuyoruz? Mesela şu anda lise seviyesinde sizi dinleyen öğrenciler var. Kariyerlerinin ilerleyen aşamalarında neler yapmalarını önerebilirsiniz? Kayhan Hocam, bir kere ilk önce şunu söylemek istiyorum her yaştaki gençlerimize. Dünyanızı olabildiğince büyütün. Yani içinde yaşadığımız siyasi sınırlarla, bizim coğrafyamızla sınırlı kalmasın. Bu ne demek? Mesela yabancı dil öğrenmek demek. Bir konuyu veya haberi başka kaynaklardan takip edebilmek demek. Başka insanların yorumlarını, perspektiflerini okuyup
bunları bir araya getirebilmek demek. Birincisi mutlaka yabancı dili öğrenip dünya kültürlerine de açılmalarını öneriyorum. İkincisi de hangi alanda olursak olalım artık teknolojiyi iyi kullanabilmek, hele hele akademik alanda mesela yazılım yapabilmek çok önemli hale geldi. Bu yüzden gençler kendilerini böyle teknik yetenek elde edebilecekleri teknik yeteneklere yönlendirmelerini, hani yeni araçlar edinmelerini öneriyorum. Sadece okulda öğretilenle değil, bugün YouTube'u açın, çeşitli üniversitelerin çeşitli dersleri var her konuda, kendilerini geliştirsinler. Son kısımda söylediğiniz benim için de çok önemliydi. Ben de bir doktor öğrencisiyim. Benim de öğrenim hayatım devam ediyor. Bu karantina süreci benim için aslında bize merak ettiğim ve uzun süredir takip edemediğim kurslara gelişme fırsatı verdi. Yabancı dil çok önemli çünkü Coursera ya da EDX gibi pek çok platformda ücretsiz Stanford ya da MIT ya da buna benzer Harvard gibi top üniversitelerde ücretsiz ders alma fırsatımız var. Ücretsiz kurs alma fırsatımız var. Bu da dediğiniz yabancı dil temelinde oluyor. Aslında internet üzerindeki bilgilerin yüzde kaçının Türkçe olduğuna bakarsak, yanılmıyorsam %3 civarı ya da %2 civarı bilgi Türkçe. Ama geri kalan %90 civarı kaynak İngilizce. Ve hani bilime ulaşabilmemiz için ya da kendimizi geliştirebilmemiz için yabancı dil temelli gitmemiz gerekiyor. O konuda doğrusunuz. Abi biz biraz şanslıydık galiba, bilmiyorum. Mesela ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Anadolu Lisesi'nde hazırlık okuduğumuz için büyük oranda dil becerilerimi orada elde ettim diyebilirim. Hocam peki sizi okyanus bilimci olmaya iten temel motivasyonunuz neydi? Bir ilham kaynağınız var mıydı? Çocukluğunuzda Kaptan Kusta gibi denizlere karşı büyük hayalleriniz var mıydı? Kayan hocam vardı. Şimdi girişte söylediğim gibi ben Ankara doğumlu bir İzmirliyim dedim ya. Aslında ailem İzmirli. Ben de çocukken çocukluğumun epey bir kısmını aslında deniz kenarı bir evde geçirdim İzmir'in Urla ilçesinde. Dolayısıyla öyle günler, aylar oldu ki gözümü açıp kendimi suyun içinde bulup bütün gün denizde kalıyordum. Ne yapıyordum? Hayvanlara bakıyordum gözlükle. Bu hayvan nedir, o hayvan nedir, bunun renkleri niye ondan farklı, bu büyük, o küçük, başka cins olduğu için mi, yaşları mı farklı, bunu dürtüklersem ne yapar acaba diye kendi kendime böyle günler, saatler geçirdiğim bir hayal dünyam vardı denizin içinde. Tabii ki onun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada ben kendimi serbest bıraktım denize, çocukken denizde geçirdiğim zamanlarda ve hayal kurdum ve merak ettim. Ama arkasından sonra okul, üniversite, dediğim gibi havacılık mezunuyum. Aslında havacılığa ben isteyerek de seçerek de girmedim. Şimdi bu sene açıkçası üniversite sınavları, bu sene acayip bir sene. Geçen senelerde üniversite sınavları nasıl yapılıyor takip etmiyorum ama ben girerken iki sınav vardı. Önce seçme sınavına giriyordunuz, arkasından o puana göre bir liste yapıyordunuz, sonra yerleşme sınavına giriyordunuz. Şimdi nasıl Kayan hocam? Bu sistem biraz daha değişti. Aslında benzer şekilde ilerliyor hocam. Yine iki sınav üzerinden gidiliyor. Anladım. İşte ben de o seçimlerin yapıldığı gece deniz biyolojisi okumak üzere hayal kurarken babamla aramızda bir konuşma geçti. Babam mühendistir, dedi ki bana, ya senin fiziğin çok kuvvetli. Sen şimdi deniz biyolojisi okursan nerede iş bulacaksın, dedi. Biyolog arkadaşlar kızmasın. Dedi ki sen önce mühendislik oku, arkasından döner biyoloji okursun, dedi. Ben de onun üzerine bütün mühendislikleri puan sırasına göre tepeden aşağıya yazdım. Ve puanım tuttuğu için 6. sıradaki havacılık mühendisliğine girdim. Yani aslında benim denize ilgim çocukluktan başladı. Profesyonel olarak, kariyer olarak denize yönelmek istedim. Ama biraz da Türkiye'deki gerçekler sebebiyle de baştan yönelemedim. Belki öğrencilerinizin bir kısmı da üniversite yaşına gelenler işte belli bir şey okumak istiyordur ama onlar da çok arzu etmedikleri ama girebilecekleri başka bölüme yönelmek zorunda olabilirler. Onlara söylemek istiyorum ki aldığınız eğitimi hakkını verin. Öğrenmeniz gerekenleri en iyi şekilde öğrenin. Sonra gene istediğiniz alana yönelirsiniz. İşte benim için 10 sene rötarlı oldu ama oldu.
O yüzden gençler morallerini bozmasınlar, ilgi alanları, ilk tercihleri olamazsa. Aslında bu noktada mesela ben de kendimden bir örnek verebilirim. Ben de üniversite sınavına girdiğim yıl mühendislik istiyordum. O dönem büyük üniversitelerdeki kaliteli mühendisler olmadığı benzer bir sohbet babamla. İşte bence öğretmen olursan daha rahat iş bulabilirsin. İşte küçük üniversitede bir mühendislik okuyacağına öğretmenlik okumalısın diye. İşte mezun oldum. Mezun olduktan sonra akademik hayatıma başladıktan sonra benim tek bir hedefim vardı. Çocuklara mühendislik temelli eğitimler vermek. İşte şu anda akademik hayatımda işte doktora tezimleri benzer işlerde o yönde ilerlemeye çalışıyorum. Hani hayalimi bir noktada bırakmadım, tutmaya devam ettim ve bu şekilde ilerliyorum. Bir benzer bir durum aslında. Aynen, aynen. Yani aldığınız, bugüne kadar yaptığınız öbür işler de aslında hiç boşa gitmedi. Değişik yetenekler olarak bugünkü olduğunuz yere gelmenize yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Değil mi? Tabii ki de hocam. Peki burada size şunu sormak istiyorum. Sizce özellikle kız çocuklarının mühendislik eğitimine yönlendirilmesi ne derece önemli? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Şöyle, şimdi önce şunu söyleyeyim. Madem kız çocukları dedik, bütün gençler, dinleyen herkes bilsin ki kız çocukları ne isterlerse, ne eğitim almak isterlerse, ne meslek yapmak isterlerse yapabilirler. Hani o iş kızlara göre değil, yok kızlar yapamaz, araziye çıkamaz. Bu tip şeyler artık eskide kaldı. Tabii ki çok zorlukları var. Mesela akademide, arazide çalıştığınız zaman tek kadın araştırmacı olmanın falan. Ama eğer mühendislik okumak istiyorsa gençlerimiz, kız çocukları, tabii ki yönlendirilmeliler, desteklenmeliler. Ama şöyle de bir şey var, yani herkes de mühendis, herkes de doktor olacak diye bir şey yok. Mesela birisi atıyorum böcek bilimci olmak istiyorsa, merakı böceklere ise, o yönde desteklenmeli. Dolayısıyla şimdi sorunuza iki ayrı soruyla cevap verdim. Genel olarak söylemek istediğim şey şu, gençlerin neye eğilimi varsa o yönde destekleyelim. Hayır sen onu olma, bunu olma demeyelim. Çünkü bu devirde işini iyi yapan herkes kaliteli bir hayat sürdürebilir. Benim de temelde ekleyeceğim şey oydu aslında. Yani insan hayallerinin peşinde koştuktan sonra bir yıl sonra, birkaç yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra hayatını idame ettirecek kadar parayı kazanabiliyor. Hani temel çünkü motivasyonumuz para olduğu için hayatını idame ettirecek kadar ya da daha iyi seviyelerde yaşamak için gerekli birikimini, gerekli kazancını sağlayabiliyor. Bu önemli olan çalışırkenki mutluluğu yakalamak. Aslında siz de biraz daha onu kovalamışsınız. Kesinlikle. Kayhan Bey, benim hani o bir ara vardı dedim, yüksek lisansımı bitirdim, alakasız bir alanda çalıştım. O 3 sene danışmanlık yaptığımda, yine Amerika'da yapıyordum, epey para kazandım. Yani 20'li yaşlarındaki bir insan için çok para kazandım. Ama insan mutlu olmayınca inanın kazandığı paranın hiçbir anlamı yok. Yani iç huzuru, gece yatarken yaşasın yarın sabah kalkacağım, şu çok şey, sevdiğim şeyi gene yapacağım diyemiyorsanız ya da yaptığınız şeyi bizden gelerek yapmıyorsanız kazanın para. Yani para her şey. Toplumda biraz böyle algılanıyor ama sizin dediğiniz çok doğru. Bir zaman içerisinde yaptığınız şeyi iyi yapıyorsanız gereken birikimi elde edebiliyorsunuz. Önemli olan şey kendinize ve topluma en çok faydayı sağlayabilmek için sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın. Peki hocam, şimdi demin kadın bilim insanları üzerinden gittik. Bununla alakalı bir soru sormak istiyorum. Hani ülkemizde yurt dışında veya yurt içinde çalışan pek çok başarılı kadın bilim insanımız var. Ama pek çok zorluklarla da karşılaşıldığını biliyoruz. En azından benim gözlemlediğim, birebir şahit olduğum pek çok zorluk oldu. Sizin bir mühendis ya da bir okyanus bilimci olarak sahada çalışırken özellikle karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Ve bunda nasıl bahsettiniz? Kayhan hocam, sahada da, toplantı salonunda da, yani ofiste de inanın sırf kadın olduğunuz için sözünüzün ciddiye alınmaması, gözünüzün içine bakılmaması, söylediğiniz şeye derhal itiraz edilmesi, değersizleştirilmesi gibi tepkiler çok sık oluyor. Yani bu sadece akademide zannetmiyorum, bu hayatın bir gerçeği. Hatta bir araştırma yapılmıştı mesela, bir işe başvururken verdiğiniz CV'de isminiz kadın ismi gibi gözüküyorsa
aynı şartlara sahip erkeklere iş teklifi geliyordu. Aynı iki CV, sadece birinde kadın ismi var, birinde erkek ismi var. Yani bu tip ön yargılar maalesef var. Ben de her gün hala çeşitli yerlerde bir fikrimi açıkladığım zaman, heyecanlandığım şeyden bahsettiğim zaman bana insanların o şeyin neden önemli olmadığını ya da neden yapamayacağını, nasıl yapamayacağını anlatmasına çok alıştım. Yani maalesef biraz da buna alışıyorsunuz. Burada bilmeniz gereken, gençlere bilmeleri gereken tek şey kendilerine güvenmek. Siz işinizi iyi yapıyorsanız, yaptığınız şeyin hakkını veriyorsanız, karşıdaki kim olursa olsun, isterseniz doktor hocanız olsun, isterseniz ailenizden birisi olsun, isterseniz bir müdür olsun, hiç önemli değil. Siz yaptığınız işin hakkını veriyorsanız, gece yattığınızda onu ciddiye almayacaksınız ve almayarak da güçleneceksiniz. Yani bu zorluklar var, bunlar çok gerçek şeyler. Sadece kadınlarda karşılaşmıyor, erkeklere de bu tip tepkiler zaman zaman gelebiliyor. Bunu işte hep kendimize güvenle aşabiliyoruz. Ama hazırlıklı olmak lazım. Anlıyorum hocam. Peki sizin kariyerinize biraz daha dönersek. Bilim insanı olma sürecinde sizin kariyerinizi etkileyen en önemli kişiler ve olaylar nelerdir? Hocam benim çok iyi hocalarım oldu. Doktora yaparken, doktora sonrası çalışmalarımda, ama bir tanesi kendisini çok sevdiğim ve çok şey öğrendiğim bir hoca. İsmi Kelsey, herkesin tanımadığı, yani üniversitede kendi küçük bölümünde hoca olan bir kadın. Fakat kendisinden sürekli pozitif bir laboratuvar ortamında öğrencileriyle sürekli destekleyen, pozitif duygular çağrıştıran bir yönetim şekli gördüm. Yani bazı müdürler, bazı hocalar vardır ki hep aşağılar, hep hakaret eder. Hakaret etmese bile eleştiri yaptığı zaman pozitif bir şekilde yapmaz. Şimdi siz bir olaya negatif bir şekilde de yaklaşabilirsiniz ama aynı olaya daha yapıcı bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Akademik düzende öğrenciler her gün laboratuvara geliyorlar, her gün çalışmak zorundalar. 5 sene gelip her gün o işi yapmak zorundalar. Dolayısıyla onların moralini kırmanın bir anlamı yok. İşte ben de bu hocadan, hatta yaşı da benden küçük olan bu kadın hocamızdan, her şeye yapıcı bir şekilde yaklaşınca laboratuvar ortamının ne kadar aile gibi içinde olması güzel olan bir yer olabileceğini gördüm. Ki başka ortamlarda bu kadar yapıcı bir yaklaşım gerçekten görmemiştim. O yüzden de hep onu hatırlamaya çalışırım. Acaba bir durumla karşılaştığım zaman Kelsey Hoca buna nasıl yaklaşırdı diye kendime sorarım. Çünkü ben de yani insanım sonuçta, çabuk sinirleniyorum, bir ters cevap vermek istiyorum bazen. Ama işte o durumlarda kendimizi tutmamız lazım. Çünkü yapıcı bir şey değil. O zaman hep Kelsey Hoca'yı hatırlarım. Bana çok örnek olmuştur. Ben de onun gibi olmaya çalışacağım laboratuvarım olduğu zaman. Hocam peki bir soru daha yönetmem gerekirse, biraz daha alanla alakalı bir soru yönelteyim bu defada. Okyanus bilimi neden araştırılmalıdır? Bu konuda neden araştırmalar yapılmalıdır ve bu alan neden gereklidir? Yani bu alan neden bilinmelidir? Okyanus bilimi nedir genel hatlarıyla? Kayan hocam, tabii çok güzel bir soru sordunuz. Belki de gençler, dinleyenlerin içerisinde okyanus bilimci olmak isteyen, deniz bilimci olmak isteyenler de vardır. Şimdi sayılarla başlayalım. Bizim yaşadığımız gezegenin, dünyanın %70'i su, %70'i okyanus. Şimdi neden diye sorduğumuz zaman bir kere yaşadığımız yeri anlamamız, öğrenmemiz lazım, bu bir. İkincisi, okyanusun içinde daha keşfetmediğimiz o kadar çok şey var ki oradan alıp öğrenip belki kendi hayatımızı geliştirmek için kullanabileceğimiz ya da sadece öğrenmek pahasına. Mesela 90'lardan beri çeşitli gezegenlere robotlar gönderiyoruz, örnekler alıyoruz, videolar çekiyoruz. Ama kendi gezegenimizin %70'ini kaplayan okyanusun sadece %5'inin içine bugüne kadar bakabilmiş durumdayız. Yani çok önemli
yaşadığımız yeri anlayıp, tanıyıp, çalışıp koruyabilmemiz. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Daha ta 1970'lerde, yani aslında o kadar da uzun değil, o kadar da geçmiş, bilim insanları zannediyordu ki okyanusun en derin yerlerinde, yani güneş ışığının ulaşamadığı yerlerinde kesinlikle hayat olamaz, hiçbir şey yaşıyor olamaz. Halbuki 70'lerde biraz da tesadüf eseri keşfedildi ki bu karanlık yerlerde su altı bacaları var. Ve su altı bacaları içinden kaynar sular çıkıyor. Kaynar suların etrafındaki bacaların tamamen kendilerine özel bir yaşam, bir ekosistemi var. Oraya ışık gelmiyor ama orada yaşam var. Yani beklenenin tam tersi. Neden? Çünkü oradaki hayvanlar ışıktan yemek üretmeyi, yani fotosentez yapmayı değil, kimyasal enerjiyi kullanıp yemek üretebilmeyi keşfetmişler. Yani kemosentez yapmayı. Mesela bu da 1970'lerde öğrendiğimiz yeni bir bilgi ki dediğim gibi o kadar eski değil. Daha çok şey var bilmediğimiz. Dolayısıyla denizlerimizi, okyanuslarımızı anlamak, çalışmak çok önemli. Hala çok önemli. Peki hocam, şu anda aktif olarak okyanus bilimiyle alakalı da başka bir alanla alakalı çalıştığınız bir proje var mı? Tabii. Kayhan hocam, su altı görüntüleme alanında çalışıyorum demiştim. Burada daha çözemediğimiz çok problemler var. Yani kameralarla, robotlarla daha iyi görüntüleyebilme bakımından. Bir de ben bunu ek olarak su altında, denizin içinde yaşayan hayvanların görüş sistemlerini de çalışıyorum. Yani onlar suyun altını nasıl görüyorlar? Çünkü biz kendimiz mesela denize girip maskeyle baktığımız zaman veyahut da bir su altı belgeselini seyrettiğimiz zaman suyun altını kendimize göre görüyoruz. Ama hayvanların gözlerindeki organlar, onların hassasiyeti bizimkinden çok farklı. Çünkü su ortamında evrilmişler. O zaman onlar nasıl görüyorlar? İşte ben şimdi ve daha önümüzdeki 10 sene, 20 sene bu soru üzerine yoğunlaşacağım. Hayvanlar, suyun içindeki hayvanlar dünyayı nasıl görüyorlar? Şu anda su altı görüntülemeye geldiysek artık yavaş yavaş ödül sürecinden biraz konuşmak istiyorum ben. Hepimizin bildiği gibi Blavatnik ödülüne layık görüldüğünüz 2019 yılında. Ana akım medyada çok yer bulamasa da özellikle pek çok bilim üzerine yazı yazan Evrim Ağacı olsun, bilim fili türü web sitelerinde uzun süre konuşuldu. Bu ödül sürecinden biraz bahsedebilir misiniz hocam bize? Adaylığınız nasıl oldu, nasıl gerçekleşti, nasıl yürüdü? Tabii hocam, şimdi bu baştan bir konuyu açıklığa kavuşturayım. Blavatnik ödülü diyebildiğimiz ödül aslında New York Bilim Akademisi'nin Blavatnik Aile Derneği ile verdiği ortak bir ödül ve iki aşamada veriliyor. Birincisi profesör seviyesindeki hocalara, bir tanesi de doktora sonrası çalışma yapan daha genç hoca olmayanlara. Ben o seviyede almıştım. Şundan söylüyorum, çeşitli yerlerde haberler çıktı. İşte 250 bin dolarlık algoritma diye. Aslında 250 bin dolar profesör seviyesinde ödül alanlara verilen ödül. Yani ben onun çeyreğini bile almış değilim. Bunu açıklayalım. Şöyle oldu. Şimdi bu ödüle üniversitenin size aday göstermesi lazım. Yani kendiniz dosyanızı gönderip de işte ben bu çalışmaları yaptım, beni de alır mısınız diyemiyorsunuz. Ben de Princeton Üniversitesi'ndeydim bu sırada. Üniversite beni aday gösterdi. Sanıyorum toplam 240 kadar mühendislik ve fizik öğrencisi Amerika'nın çeşitli yerlerinden aday gösterilmiş. Nasıl, seçim süreci nasıl oldu bilmiyorum. Ben sadece sonuç açıklandığında bana telefon ettiklerinde tabii çok sevindim. Şaşırdım da, çünkü genellikle bu tip ödüller hep böyle tıp, biyokimya, nanoteknoloji gibi çok hızlı ilerleyen ve günlük hayatta çok ekonomik katkı getiren veya hayatımıza, sağlığımıza katkı getiren alanlara veriliyor. Birdenbire deniz bilimi çalışan birine verilince ben açıkçası çok sevindim. Kendim adıma da, denizler adına da. O konuda haklısınız. Daha çok endüstri üzerine verilen bir ödülmüş. Yani ben de
yeni yeni okuduğumda fark ettim. Peki hocam, o ödülü ilk aldığınızdaki hissettiğiniz duygunuz neydi? Yani nasıl bir hissiyat içerisine girdiniz? Kayhan hocam, yani %100 size doğruyu söylemem gerekirse, inanın ki yaşasın denizler için umut var diye hissettim. Çünkü önemli bir ödül. Ve dediğim gibi tutup da bunu deniz bilimi çalışan birisine verilmesi, ki seneye kadar verilmiş değil bu kadar moleküler olmayan bir seviyede. Gerçekten dedim ki demek ki artık dünya ve büyük kurumlar, kuruluşlar, devletler belki de gerçekten denizi tüketmek değil korumak alanına yönelmeye başlıyor olabilir diye düşündüm. Çünkü önemli bir ödül. Aslında demin söylediğiniz cümle çok önemliydi. Ben de oraya gelmek istiyordum. Yani gerçekten benzersizliği oradan geliyor. Çünkü bambaşka bir alandan, daha önce hiç ödül verilmemiş bir alandan bir bilim insanına ödül veriliyor. Ve o yapılan alanla alakalı geçmişe de, o geçmişi yok yani, düzgün cümleyi kuramadım ama geçmişi olmayan bir ödül. Yani endüstriye uygulanamayacak bir kısmı ödül veriliyor. Sizin söylediğiniz cümleden ben şuraya gelmek istiyorum hocam. Demin dediniz, okyanuslar için mutlu oldum, denizler için mutlu oldum. Peki, okyanus kirliliğiyle alakalı, yani şimdi pis yönüne bakmak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Ya da deniz kirliliğiyle alakalı neler iletebilirsiniz bize? Çok önemli bir şey sordunuz. Şimdi hep mesela diyoruz küresel ısınma, mercanlar ölüyor, denizlerin sıcaklığı artıyor. Bu gerçek ve çok önemli bir sorun. Ama kirlilik de çok önemli ve çok gerçek bir sorun. Mesela artık biliyoruz ki denize atılmış plastikler sadece böyle plastik dağları yaratıp görüntü kirliliği oluşturmuyor. Pardon. O plastikler dalgaların etkisiyle, rüzgarın etkisiyle gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara bölünüyor. Bunlara mikroplastik deniyor. Ve artık biliyoruz ki mikroplastikler denizin içindeki en küçük bitkilerden en büyük balığın midesine kadar her şeyin içinde var. Hatta bizim içtiğimiz tatlı suyun içinde bile var. Yani yok olmuyor, biz göremiyoruz ama yediğimiz şeylerin içinde, içtiğimiz suyun içinde. Dolayısıyla bu plastik çok büyük bir sorun olmaya başladı. Görüntü kirliliğinden kat be kat kötü bir sorun olmaya başladı. Buna tabii ki kanun yapıcılar seviyesinde, devlet seviyesinde çeşitli düzenlemeler getirilmesi lazım, bunların üretilmesine, satılmasına. Ama birey olarak da biz tek kullanımlık plastik tüketimimizi azaltabiliriz. Yani o bir alıp içip attığınız plastik şişedeki suyu almayın. Su mataranızı yanınızda taşıyın. Plastik çatal, bıçak, tabak kullanmamaya çalışın. Kullanan, mesela sırf onları kullanan restoranlar da varsa, kebapçılar falan, gitmeyin. Tabak kullanan, bardak kullanan, bunları yıkayan yerlere gidin. Gerçekten biz kullanıyoruz, atıyoruz. O attığımız çöp kim bilir nereye gidiyor? Türkiye'de belki Çin'e gidiyor. Oradan her türlü yoluna, denize, okyanusa karışıyor. Bu önemli bir şey. Tabii bir de yani hepimizin bildiği gibi Türkiye'de de hala çözemediğimiz bir sorun olduğu gibi su yollarına atılan atık kimyasallar, kanalizasyon, bunlar da çok büyük sorun tabii. Bunların yoğun olduğu yerlerde su içinde hayatın olması mümkün değil. Peki hocam, biraz da chatten gelen soruları ben size ileteyim bu arada. Şengül İnangül Pınar hocam sormuş. Evet. Algoritma çalışmasında Derya hocanın ilham kaynağı ve problem çözme sürecini gençlere ifade edebilir mi? Başlangıç noktası nasıl oldu şeklinde? Tabii, çok güzel bir soru. Bu bir duyduğunuz algoritma aslında 4 senelik bir çalışmanın ürünü. Ve bunun birinci senesi, yani ben doktora sonrası araştırmalarıma başladığımda, hani ben oturayım da su altındaki renklerin düzeltmesini yapan bir program yazayım diye niyet edilerek başlanmış bir şey değil. Ben tamamen başka bir proje için su altında çektiğim fotoğrafların renklerini standardize etmeye çalışıyordum. Yani düzeltmeye çalışıyordum. O fotoğraflardan çeşitli hayvanları seçip çeşitli analizler yapacaktım. Ama yapamadım.
bütün çektiğim fotoğraflar düzeltmek için ne yöntemleri kullandıysam renkleri bir türlü olmadı, tutarlı olamadı. İşte kendi sorunuma çözüm bulamadığım için o noktada düşünmeye başladım. Acaba bu renk düzeltmesini yapmaya çalışan benim alıp kullandığım yöntemler yanlış bir şey mi? Yani nasıl çalışıyorlar ve acaba yanlış bir şey mi yapıyor? İşte böyle bakınca anladım ki o güne kadar yazılmış algoritmaların hemen hemen hepsi aslında havanın içinde, yani atmosferde kaybolan renkleri geri getirmek için yazılmış. Basit bir denklemi kullanıyorlar. Halbuki suyun altında renklerin değişimi atmosferdekiyle aynı değil. Yani bunu nereden biliyoruz? Havada bir sisli gün düşünün. Sis mesela 100-300 kilometre ilerideki binaların önünü kapatıyor. Ama gene beyaz, değil mi? Yani hiç mavi bir, pembe bir, kahverengi bir sis görmüyoruz. Ama suyun altında o sis hep renkli. Dolayısıyla çeşitli fiziksel farklılıklar var. Ve bu yüzden de bugüne kadar yapılan algoritmalar bu sorunu çözememiş. İşte ben başka bir şey yapmak isterken bu soruna denk gelince bu algoritmaya sebep olan yolculuğa çıktım. Hocamızın sorusuna uzun bir cevap verdim ama ve de pek çok takıldığım şey oldu yol boyunca. Yani heyecanımı kaybetmeme sebep olacak ya da bu ne anlamıyorum, neyin yanlış olduğunu da anlamıyorum, deney mi yanlış, denklem mi yanlış diye sürekli sorguladığım, çaresizliğe kapıldığım çok çok oldu. Yani sakın kimse zannetmesin ki Derya Hoca işte mühendislik okumuş, sonra masa başına oturmuş, hemen bir algoritma yapmış, o da böyle çalışmış. Kesinlikle öyle olmadı. Hocam şunu sormak istiyorum, benim biraz daha kişisel merakım. Aslında pek de alışık olmadığınız bir alanda bir algoritma yazmaya çalışıyorsunuz. Demin şeyden bahsettiniz. Düştüğüm ya da modumu kaybettiğim, çalışma azmim zaman zaman azaldığı dönemler oldu diye. Peki bununla nasıl baş ettiniz? Yani bizim öğrencilerimiz de çalışmaktan sıkıldıklarında, bununla zorluklarla karşılaştıklarında nasıl baş etmeliler? Şöyle önereceğim. Neden bir kere o içinde kayboldukları problemi neden çözmeye çalışıyorlar? Onu düşünmeleri. Yani büyük probleme bakıp belki de bakış açılarını değiştirmelerini önereceğim. Bir de sürekli durmadan çalışmak da verimli değil. Eğer böyle bir noktaya geldiyse gençler bıraksınlar çalışmayı, yürüyüşe çıksınlar. Tabii şu an çıkamıyorlar sokağa. Ama çıkabildikleri zaman bir kitap okusunlar. Yani zorla araya bir boşluk, bir zihinsel boşluk koysunlar. Çünkü böyle saplantılı şekilde bir probleme odaklanmak genellikle çözümüne sebep olmuyor. Tam aksine yeni bir şeyler yaparak, bakış açımızı değiştirerek çözebiliyoruz. Bir de sorun çıkmadan yapılmış bir proje zaten heyecansız bir proje. Yani bir şeye değer katan, ona ulaşırken, ulaşmaya çalışırken aştığınız engeller. O yüzden sorunlara, çalışmayan şeylere, kafanızı kurcalayan, anlamadığınız şeyleri yük olarak değil de bundan benim kesin öğreneceğim yeni bir şey var diye bir fırsat çıktı şeklinde bakmak, bakış açısını değiştirmek de faydalı olabilir. Şimdi tabii Kayhan Bey, ben bunları söylüyorum ama yine gençler kendileri yaşaya yaşaya cevabı kendileri bulacaklar. Çünkü ne kadar ben kendi tecrübemden öğüt versem az, sadece zorluklar olacak. Bunu bilin. Bekleyin, vazgeçmeyin. Onu hatırlarlarsa yeter. Önemli olan da hocam. Rüzgar Bulduklu'nun bir sorusu var. Okyanus bilimci olabilirsek, Alan Prager gibi arazi çalışmalarında birinci elden katılabilme şansımız var mı? Alan Prager. Tabii ki. Alan Prager da olabilir. Yani Derya Hoca gibi de olabilir. Siz araziye çıkmak istiyorsanız, kesinlikle her türlü çalışma var katılabileceğiniz. Ama mesela Kayhan Hocam, siz önceden de bir değinmiştiniz. Her okyanus bilimci dalmak veya araziye gitmek zorunda mıdır diye. Aslında değildir. Mesela benim bir arkadaşım var, aynı sene doktoramıza başladı okyanus bilimlerinde. Maalesef arkadaşımı felaket deniz tuttu. Şimdi çıktığımız her seferde mesela Antarktika'ya gidiyoruz 2 ay teknede. Deniz tuta tuta
çekilecek hayat değil. Mesela bünyeniz öyleyse o zaman belki siz daha bir modelleme alanına yoğunlaşarak yine okyanus bilimi alanında ama araziye çıkmadan çalışabilirsiniz. Ama araziye çıkmak istiyorsanız türlü imkan Türkiye'de de yurt dışında da mevcut. Zaten mesela şahsen benim için bu mesleği seçmiş olmamın en birinci sebebi mümkün olduğu kadar denize yakın zaman geçirebilmek. Umarım Rüzgar Hoca, Rüzgar Hanım Bey cevabını almıştır. Bir soru daha var hocam, onu da ileteyim size. Hocam 10. sınıf öğrencisiyim. Hala kendime uygun yapmaktan zevk alacağım mesleğin ne olduğunu bilmiyorum. Bir kararım yok. Sizce hata mı ediyorum, neler yapmalıyım? Yok, hayır, kesinlikle. Son derece normal. Ne mesleği seçeceğinizi, seçmeniz gerektiğini 10. sınıfta bilmemeniz son derece normal. Kimse merak etmesin. Gene ben şöyle söyleyeceğim. Aldığınız dersleri, neyse o dersler, sevmek sevmemek yana hakkıyla yapın. Öğrenin. O ders neyi öğretmeye çalışıyor? Size hangi yeteneği vermek istiyor? Hangi bilgiyi vermek istiyor? Bunu hakkıyla yapın. Ondan sonra mümkün olduğu kadar yaz tatili olsun, lise sınıfları arasındaki ve Şubat tatili olsun, belki akşamüstleri olsun, bir laboratuvarda, bir iş yerinde, bir atölyede bir şekilde pratik yapabileceğiniz bir mesela diyelim ki biyolojiye ilginiz var. Bir üniversitedeki biyoloji labında stajyer olarak çalışmayı düşünün. Oradaki hocalarla, öğrencilerle konuşun. Tecrübe edin. O zaman anca o işin içinde olarak tamam benim istediğim bu değilmiş, bu hiç hoşuma gitmedi. Ya da ben bu mikroskoptan bu işi yapmayı çok sevdim. Öbür yaz gene yapmak istiyorum diye biraz daha kendinizi anlamaya başlayabilirsiniz. Önemli olan yaptığınız şeyi yapın ve değişik şeyler yapın. Bir zaman ne istediğiniz mutlaka ortaya çıkacak. Ama 10. sınıf zaten erken. Kim merak etmeyin. Ben burada şunu da eklemek istiyorum. Aslında ben de lisedeyken ya da benim kız kardeşim de lisedeyken genelde şu algı vardı. Üniversitede laboratuvara ya da herhangi bir kurumun yanına gidersek biz de ilgilenmeyecek ya da vakit ayırmayacak diye. Aslında bu çok net bir durum. Eğer bir öğrenci üniversitede herhangi bir hocanın yanına gidip hocam laboratuvarda birkaç saat, birkaç gün geçirmek, buradaki aletleri öğrenmek istiyorum ya da neler yapıyorsunuz görmek istiyorum dediği zaman muhtemelen hayır yanıtı almayacaktır. Eğer çok riskli ya da yoğun bir laboratuvar ortamı yoksa. Bu sebeple öğrencinin gerçekten laboratuvarlara yönelmesi ya da laboratuvardan ziyade pek çok alanla alakalı bir jeolojiyle ilgileniyorsa jeologla beraber araziye çıkması onların gelişimleri için ve hani gelecek isteyecekleri meslekleri için büyük katkı sağlayacaktır. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Gelen bir soruyu daha ileteyim ben size. Arazi çalışması konusunda Türkiye başarılı mı? Bu alanda en başarılı ülkeler nerelerdir? Şeklinde bir soru gelmiş. Tabii ben bunu deniz bilimleri alanından yanıtlayayım. Çünkü her konuda arazi çalışması yapılabilir. Şöyle ki denize çıkmak, tekneyle, gemiyle denize çıkmak pahalı bir şey. Eğer açık denize, okyanusa çıkıyorsanız günlüğü mesela bir geminin günlüğü 20 bin, 30 bin dolar olabilir. Tabii çıktığınız zaman uzak yol gidiyorsunuz, orada uzun zaman kalıyorsunuz. Yani çok pahalı bir operasyon. Sonuçta bu devletten ve özel kaynaklardan, bilime destek veren kaynaklardan ne kadar fon ayrıldığına bağlı. Açıkçası Türkiye'deki arazi çalışması olanaklarıyla tam bilgi verecek donanımım yok. O yüzden Türkiye'deki iyi veya kötü diyemem. Dediğim gibi 16 yıldır da Türkiye'de değilim. Türkiye'de de bir üniversitede çalışmadım. Ama genel olarak büyük ülkelerin tabii ki bütçesi daha büyük olduğu için Amerika gibi, Kanada gibi onlarda daha çok olanak ve araştırmaya daha çok destek oluyor. Bir de şöyle düşünün, tabii siyasi sınırlarla coğrafik sınırlar farklı olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye mesela okyanusa kıyısı olmayan bir ülke ama siz diyelim ki tropik sulardaki mercanları çalışmak istiyorsunuz. O zaman Türkiye'de bir üniversitede olup da başka bir ülkede veya üniversitede düzenlenen sefere araştırmacı olarak katılabilirsiniz. Yani illa bütün olanakların Türkiye bazlı olması gerekmiyor.
siz yerinizi dünyada bulabilirsiniz. Hocam bir soru daha var gelen. Pek bilmediğim bir alan. Su altı fotoğrafçılığı sadece aquapodlar içerisinde mi yapılmalıdır? Ya da bu alana ilgi duyan bireylerin amatör çalışmaları güvenli bir şekilde yürütülüp bu çalışmaların daha kaliteli sonuçlar alınabilir mi? Kayan hocam baştan bir okur musunuz? Azıcık kesilme oldu, anlayamadım. Tamam hocam. Su altı fotoğrafçılığı sadece aquapodlar içerisinde mi yapılmalıdır? Ya da bu alana ilgi duyan bireylerin amatör çalışmaları güvenli bir şekilde yürütülüp bu çalışmaların da kaliteli sonuçları alınabilir mi? Aquapod'dan kasıt nedir onu anlayamadım. Ama tabii su altı fotoğrafçısı deyince genellikle bir insandan bahsediyoruz. Robottan, yani su altı robotundan değil. Genellikle o insanda dalış ekipmanıyla fotoğrafları çekiyor. Tabii ki tüplü dalış yaparken dikkat edilmesi gereken daldığınız yere, zamana göre, kullandığınız havaya, gaza göre çeşitli tehlikeli şeyler var göz önüne almanız gereken, ama genellikle güvenli bir şekilde yapılıyor diye düşünüyorum su altı fotoğrafçılığı. Su altı fotoğrafçılığına ilgi duyanlara da söyleyebileceğim şey, yani bu kadar algoritma yaparken, bu işin fiziğini okurken buradan su altı fotoğrafçılarına çıkartacağımız ders şu: sizinle obje arasındaki mesafe suyun altında ne kadar kısa olursa, aradaki resmi bozan, bulanıklık yapan sis perdesi o kadar ince olur, o kadar az olur. Dolayısıyla uzaktan değil, yakından çekmeye çalışın fotoğrafları, düzeltilmesi daha kolay olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki gelen bir soru daha var, onu da buraya not ettim. Seyahatler ve dalış hakkında bir soru. Uzman olarak dünya üzerinde nerelere seyahat ettiniz ve nelerle karşılaştınız? Bu yolculuklarda göreviniz kabaca nelerdi? Tabii. Dediğim gibi seyahat konusunda okyanus bilimini seçtikten sonra hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ben de son 13 senedir Antarktika'dan tutun Alaska'ya, Pasifik Okyanusu'nda Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Fiji gibi tropik yerlere, Akdeniz'de çeşitli mevkilere, Karayipler'de epey gittim. Şunu söyleyeyim, buralara gitmekte yaşadığım en büyük sıkıntı genellikle Türk pasaportuma vize almak oluyor. Yani oradaki lojistik sıkıntılardansa bu biraz yavaşlatıcı ve engelleyici bir şey oluyor. Onun dışında Türkiye'nin binlerce kilometre kıyısı var. Ve dalışa meraklı gençler için gerçekten arkeolojik yönden olsun, doğal güzellik yönden olsun başlamak için çok uygun. Onun için gençlere onu bu arada önermek de isterim. Ben Türkiye'de olduğum zaman, yani yüksek lisansıma başlamadan önce henüz dalmaya başlamamıştım. Sebebi de dalışın tehlikeli bir spor olarak görünmesinden dolayı pek ailemin sıcak bakmamasıydı. Ama sanırım aradan çok yıllar geçti. Artık gençler anlıyorlar ki bu da doğru yapılırsa bir spor, o kadar sanıldığı gibi tehlikeli değil. O yüzden imkanı olanlar da Türkiye'de başlayabilir. Benim gibi Antarktika'ya gitmenize gerek yok. Türkiye'de de çok güzel dalınacak yerler var. Şeyi de galiba doğru anladım. Okyanus bilimci için olmazsa olmazlardan biri de dalış sertifikaları, dalış için gerekli bilgi donanıma sahip olması galiba. Kayan hocam, gene çalıştığınız konuya göre değişir. Büyük çoğunluğu zaten okyanus bilimci olan insanların açıkçası dalış yapmak istediği için bu mesleğe yöneliyorlar. Ama dediğim gibi mesela matematiksel, ekolojik modelleme yapıp da hiç denize gitmemiş okyanus bilimciler de var. Çünkü okyanus bilimi her türlü, mesela fizik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun, mühendislik olsun, her yönden yapılabilen bir, çalışılabilen bir alan. Olmazsa olmazı değil ama olsun diye okyanus bilimci oluyoruz, öyle söyleyeyim. Anladım hocam. Peki bir sorumuz daha var. Lisans eğitimini Türkiye'de alıp sonrasında Amerika'da eğitime devam etmenin zorlukları nelerdir? Dezavantajları var mı? Şöyle söyleyeyim. Lisans eğitimini Türkiye'de almanın aslında benim için avantajı oldu.
Çünkü aynı en başta söylediğim gibi biz liselerimizde nasıl güçlü temel eğitim verebiliyorsak aslında bizim üniversitelerimiz de çok iyi eğitim verebiliyor lisans seviyesinde. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. O güçlü temel eğitimden Ar-Ge'ye, araştırmaya geçerken yeterli fon ve biraz da araştırma kültürünün tam oturuşmuş olmamasından kaynaklanıyor. Ben ODTÜ'yü bitirip de yurt dışına yüksek lisans için gittiğim zaman ki evet kesinlikle hatırlıyorum ki orada aldığım derslerde, orada girdiğim sınavlarda çok farklı şeylerin sorulduğunu. Yani bir cevaba ulaşmak, bir sayıya ulaşmak için sınav yapılmıyordu. Sınavlar sizin nasıl düşündüğünüzü ortaya çıkarmak üzerine kuruluydu. Dolayısıyla hiçbir sonuca ulaşamasanız bile şu yöntemi denerdim, bunu yapardım, bu olmazsa bunu yapardım diyerek düşünme stratejinizi ortaya koyarak yine iyi not alabiliyordunuz. Yani bu farkı gördüm. Not, sınav, sayı, sonuç, hani şık, bir de düşünme sistemi. Zorluk oldu mu? Alışması zor oldu. Evet ama tabii alışıyorsunuz yeteri kadar zaman geçince. Anladım. Pek çok yorum gelmiş bir de şeyle alakalı. Mersin'de bulunan ODTÜ'nün Deniz Bilimleri Enstitüsü ile alakalı. Öğrencilerimizin buraya gitmelerini önermiş pek çok öğretmenimiz de. Burasıyla alakalı bilginiz var mı hocam? Burada da daldınız galiba. Hocam orada dalmadım ama 2016 veya 17'de oradaki hocalar beni davet ettiler. Ben de ziyaret ettim, bir konuşma verdim. Gerçekten çok yeri Erdemli'de çok güzel olan bir kampüs. Oradaki hocalarımız dünya çapında araştırmalar yapan hocalar. Size de aslında yakın, o kadar uzak değil. Belki mümkün olur hayat normale dönünce oradan Erdemli'ye bir saha gezebilirsiniz öğrencilerle. Gerçekten dünya çapında bir bölüm oradaki deniz bilimleri. Mutlaka öğrenciler fırsat olursa görsünler, hocalarla konuşsunlar. Çok, çok güzel olur. Bir hocamız daha sormuş ya da öğrencimiz bilmiyorum. Sizi başarıya götüren kişilik özelliğiniz nedir diye. Hocam ben pek çok insandan daha fazla çalışıyorum. Kendi özel hayatımdan fedakarlık ederek ve pek çok insandan daha geç vazgeçiyorum. Daha önce de sorulduğu için böyle formüle edebildim, yani şu an aklıma gelmiş bir şey değil. Pek çok araştırmacının, pek çok arkadaşımın tamam yeter artık ben bırakıyorum dediği noktada ben esas o zaman asılmaya başlıyorum. Bir de dediğim gibi bir şey istiyorsam mutlaka yaparım diye düşünüp kendime güvenip bırakmıyorum. Peki hocam, pek çok akademisyenler, özellikle sosyal bilimlerde çalışan pek çok akademisyenler sık sık şunu duyarız. Günde 16 saat, 17 saat ya da 15 saat civarı çalıştığını. Sizde durumlar nasıl? Siz de bu kadar yoğun çalışıyor musunuz? Maalesef sık sık böyle çalıştığımız yoğunluk oluyor. Fakat olmaması lazım. Çünkü sağlıklı bir şey değil. Onun da bir şekilde dengelenmesi lazım. Yani günde 12 saat bile çalışmak çok yoğun her gün yapılırsa. Ama öyle oluyor ki işte şu güne şunun yetişmesi gerekiyor. Bugüne makale yetişmesi gerekiyor. Bugüne fon başvurusu yetişmesi gerekiyor. Kendinizi böyle bir döngünün içinde buluyorsunuz. Ama ben bu kadar yoğun ve bu kadar sık yoğun çalışmayı öğrencilere de akademisyenlere de tabii ki önermiyorum. Zaman zaman başvurulabilir ama kendi akıl sağlığınız için iyi değil. Onun için hobiler edinmek veya dediğim gibi kitap okuma gibi, yürüyüş yapma gibi araya tamamen beyninizi resetleyen şeyler koymak çok önemli. Üniversite sınavına çalışırken de öyle. Yani her gün, her saat çalışacaksınız diye bir şey yok. Mutlaka ara vermeyi, yani ara vermek aslında bir kültür. Onu da öğrenmemiz gerekiyor. Benim kendi hayatımla alakalı en zor öğrendiğim şey ara vermekti. Onu itiraf etmem gerekiyor. Yani diğer geri kalan aktivitelerin aslında ne kadar önemli olduğunu, çalışmanın verimini ne kadar arttırdığını çok geç fark ettim. Ama bu zamanla öğrenilen bir şeymiş galiba. Peki hocamdan dinlediğim bunu zamanla öğrenebileceğin, bir anda bunu fark etmenin zor olduğuydu. Ben 28 yaşında ara vererek çalışmanın gerekli olduğunu, aslında günde 12-13 saat çalışınca verimin çok düşük olduğunu fark ettim. Ama belli bir süre sonra galiba insan bunu anlıyor. Ara vermenin hayatı için ne kadar önemli bir şey olduğunu, hayatının sürdürülebilirliği için ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyor. Kesinlikle hocam, dediğiniz çok doğru. Ara vermek
şimdi mantığa ters gibi görünüyor ama ara vermek gerçekten verimi artırıyor. Bunu mesela belki çevremizde gene olabilir, hocalarımızdan varsa, doktora yapan gençlerin hocalarından, lisedeki hocalarımızdan, hani bir şey yapmadığımız zamanlar sanki boşa geçirdiğimiz zamanlar gibi görülüp de bu eleştirilebilir ama siz gene bu eleştiriyi alırken bilin ki yaptığınız şeyi iyi yapıyorsanız ara vermek de tabii ki hakkınızdır ve yapmanız gereken bir şeydir. O yüzden böyle bir bakış açısı geçin. Kesinlikle verim açısından çok çok önemli. Hocam bir soru daha geldi. Şu anda ona bakıyorum. Büyük Okyanus çok çöp girdabı hakkında internette pek çok kirli bilgi dolaştığından bahsedilmiş. Bu konuda bize neler söyleyebilirsin hocam? Büyük Okyanus çöp girdabı nedir? Orada bir toplanıyor mu çöpler? Dağ mı oluşturuyor? Tabii şimdi okyanustaki akıntılar, çeşitli akıntılar var. Çeşitli yerlerde, çeşitli yönlerde dönüyor bunlar. Ve bizim karadan atıp da dediğim gibi az önce yok olamayan çöplerin bu akıntılar tarafından toplanıp dağ gibi yığıldığı, hatta boyunun çeşitli ülkelerden daha bile büyük olduğu uzaydan ölçülmüş çöp yığınlarımız mevcut okyanusun üzerinde. Bunlar var. Burada şunu söylemek istiyorum. Bazen okuyorsunuz işte makine yapıldı, bu çöp yığınını temizleyecek ya da okyanustaki çöpleri temizleyecek falan. Bunun çözümü makineyle bu çöpleri temizlememiz değil, çöp üretimini en aza indirmemiz. Yani demin konuştuğumuz gibi plastik kullanımımızı en aza indirmeliyiz ki atılan çöp miktarı da azalsın. Ve yavaş yavaş bu şeylerin artma hızı, bu birikme hızı azalsın. Yani temizlemek tamam bir çözüm ama kaynağından kesmemiz lazım yani. Tüketimimizi azaltmamız lazım. Yine siz farkında olmasanız bile sizin Adana'da çöp tenekesine attığınız çöp bile Büyük Okyanus'taki çöp dağının içine yolunu bulup gidebilir. Öyle bir her şey birbirine bağlı çünkü okyanuslarda. Bu yıl ben işte bu plastik poşet kullanımı ya da benzer durumlarla alakalı küçük de olsa bir farkındalığımız vardı ama bir kongrede bize metal pipet hediye ettiler. Ve bunların içerisinde metal pipetler. Bundan sonra içeceklerinizi bundan sonra bu pipetle içmenizi rica ediyoruz. Yıkayıp bunu tekrar kullanabilirsiniz şeklinde. Onunla alakalı darbinden basit bir kaplumbağa videosu izletilmişti bize. Bir kaplumbağanın burnuna giren pipet videosu. Muhtemelen pek çok kişi görmüştür onu sosyal medyada dolaşan. O video beni çok etkilemişti. Ve ardından hani o pipet kullanımına karşı büyük bir düşmanlık başladı. Yani illa pipet kullanılması gerekiyorsa... yanılmıyorsam buğday lifinden benzer şeylerden pipetler elde edilebiliyor. Bunlar kullanılabilir ama özellikle tek kullanımlık plastikler, pet şişe kapakları, pet şişeler, özellikle pipetler ciddi bahsettiğimiz çöp dağına katkı sağlıyor ve büyümeye devam edecek gibi görünüyor. Evet, yani her elimize her plastik aldığımızda aslında buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sorup sorgulayıp öyle bir seçim yapmamız gerekiyor. Sadece gittiğiniz yerde size pipet getiriyorlar diye ya da oturduğunuz restoranda plastik tabakta geliyor diye bu sizin parçası olmanız gerekmiyor bu plastik kullanımının. Diyebilirsiniz ki oturduğunuzda kesinlikle pipet istemiyorum ya da plastik tabak geliyorsa orada bir oraya bir daha oturmayabilirsiniz. Yani her yerde çok ucuz çünkü. Çünkü plastik üretilirken plastiğin gerçek bedelini ödemiyoruz. O yüzden ucuz. Gerçek bedelini ödesek o okyanusun temizlenmesi, öldürdüğü hayvanlar, bizim su yolumuzu kirletmesi gibi paha biçilemeyecek kadar fazla bir bedel ödememiz lazım. Öyle olmadığı için sanki bedava gibi alıp kullanıp atıyoruz. Ama bilinçli olmamız lazım. Bize sunuluyor diye kullanmamız gerekmiyor. Anlıyorum hocam. Peki sona doğru yaklaşırken geçmiş dönemde pek çok yerde viral olan, yani büyük ana akım medyada özellikle Amerika'da benzer yerlerde haber olan bir videonuz vardı. İki tane mürekkep balığının kavgasıyla alakalı. Buradan şunu bahsetmek istiyorum. Hem öncelikle ondan konuşalım sorunun başlangıcında. İkinci kısımda ise Türkiye'de özellikle ana akım medyada bu haber olmadı. Sizce Türkiye'de bir bilim haberciliğinin gelişmemesinin temel sebebi nedir?
Hayan Hocam çok zor soruyorsunuz. Şimdi başım derde girmesin vereceğim cevaplardan. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu neden yabancı medyada haber oldu? Ben alıp haberi onlara gitmiş değilim. Ne oldu? Biz bir olaya tanık olduk su altında. Bunu görüntüledik. Daha sonra bu olayı bilmeyenler için söyleyeyim. İki erkek mürekkep balığının bir dişi için kavga etmesiydi. Daha önce görülmemiş bir seviyede bir kavgaydı. Dolayısıyla bilimsel olarak önemli bir gözlemdi. Biz bu kavganın analizini yaptık bilimsel olarak ve onu bir makale olarak yayınladık. Şimdi şöyle oluyor en azından Amerika'da. Bilimsel dergiler böyle bir yayın çıkacağı zaman çeşitli medya kuruluşlarıyla iletişim içindeler. Yani dergi diyor ki bize böyle bir makale geldi, bu araştırmayı yaptılar, bu sonucu buldular, böyle de bir videosu var. Medyaya böyle bir paket sunuyor. Medyanın böyle haberi oluyor. Ondan sonra New York Times gibi, National Geographic gibi önemli yerlerde bu haber olarak çıkıyor. Şimdi tabii Türkiye'deki yayın organlarının Amerika'daki bir bilimsel dergiyle bu tip bir iletişim içinde olmaması gayet normal. Benim biraz üzüldüğüm konu ise, hadi dergiden haber olamadı. New York Times'a, National Geographic'te, Kanada'da ana haber bülteninine çıktı. Bilim olmasına rağmen hani hiç mi bizden güne başlarken oturup New York Times'a bakan gazetecilerimiz yok acaba? Hani değişik bir kaynaktan dünyada neler oluyor diye takip etmekten. Vardır belki de, belki de balıkları tabii Türkiye gündeminde o kadar önemli değil. Belki o yüzden ilgilerini çekmemiştir ya da bakmamışlardır. Ben böyle yorumluyorum. Yani en başta da söylediğim gibi dünyamızı geniş tutalım, siyasi sınırların dışında tutalım. Yabancı kaynakları takip edelim, okuyalım. Araştıralım. Yani dünya çok büyük ve zaman durmuyor. Türkiye'deki olaylar olurken denizin içinde mürekkep balıkları çiftleşiyor gördüğünüz gibi, kavga ediyor. Hepsi aynı anda oluyor. O yüzden önemli diye düşünüyorum. Ben bu noktada şunu da eklemek istiyorum. Bizim Hacettepe Üniversitesi'nde bir topluluğumuz var. Hacettepe Stemen Maker Lab adında. Orada bilim iletişim adına çeşitli çalışmalar da yürütüyoruz zaten. Ben şeyi çok şaşırmıştım. Orada o dönem hocamla konuştum, doktora danışmanımla. End of the Science diye, bilimin sonu diye bir kitap okuyoruz ve yazarı John Horgan'dı. John Horgan yanılmıyorsam New York Times'ta bilimsel bir köşesi var. İşte bilim haberciliği yapıyor. Aslında bize çok yabancı olan bir alan yapıyor. Ana akım medyada önemli bir örnek veriyor. İşte Hürriyet gibi, Sabah gibi, Akşam gibi bir gazetede bir köşesi var ve her gün ya da işte iki güne bir düzenli olarak oraya bir makale yazıyor bilimle alakalı. Ve bu okuduğumda ben End of the Science cidden inanılmaz etkilemişti beni. Ve hani hocaya dedim araştırmam lazım, mail atayım, işte iletişime geçmeye çalışayım. Köşe yazarıydı. Ya bu beni çok şaşırtmıştı. Hani burada temelde aslında bir kültür farkı var. Yani özellikle Amerika'da oluşan ve İngiltere'de oluşan o bilim köşe yazısı, bilim gazeteciliği olayı bize tam oturmadığı için ve gerçekten de sabah editörler uyandığında böyle bir böyle bir durum olmadığı için bilim köşeleri takip etmiyorlar ve gerçekten o popüler bilim kültürünün oluşmasına bir miktarda ket vuruyorlar. Yani şu anda popüler web siteleri de olmasa aslında popüler bilim Türkiye'de bu kadar da geniş alanda yayılamayacaktı muhtemelen. Çok doğru. Bir de şöyle bir kötü yola saptı Türkiye. Bilim, Kayan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum hocam. Sadece duyabiliyorum. Görüntünüz gelmiyor ama duyabiliyorum. Benim internetim. Tamam. Bende de yavaşladı. Şunu söyleyecektim. Türkiye şöyle bir kötü yola saptı. Herkes her konuda fikir bildirmeye ve bu fikirler de her yerde yer bulmaya başladı. Oysa ki mesela şimdi gördük koronavirüs sürecinde, yani hayatını virüse, bunun çalışmasına adayan insanlar var. Gece gündüz yıllardır çalışan
Ama söz söyleyenler bazen başka olabiliyor. Dolayısıyla hani bilim deyince gerçekten bilim insanlarına bir söz vermemiz, bir şans vermemiz gerekiyor o alanda uzman olan insanlara. Anlıyorum hocam. Chat'ten gelen birkaç soru daha var. Ben onları da yönelteyim size. Motivasyonunuz en çok bireysel haz almaktan mı yoksa dünya için anlamlı bir iş yapmaktan mı sağlıyor? Çok güzel bir soru aslında. Geliyor mu? Evet hocam, Kayhan hocam geliyor. Tamam. Çok güzel bir soru. Şimdi başlangıçta arkadaşımızın gerçekten iyi tespit ettiği gibi kişisel haz almakla ben bunu yaparsam kendimi çok iyi hissedeceğim, bir şey başarmış gibi hissedeceğim diye düşünmekle başladı. En azından ben kendim için söylüyorum, herkes için aynı olmayabilir. Ama bir noktada şöyle düşündüm, değişik bir şekilde baktım. Benim yaptığım şey dünyaya, başka insanlara bir fayda getirecek mi? Ve o şekilde düşünmeye, odaklanmaya başladım. Ama bu noktaya gelebilmem akademik olarak bayağı basamaklardan, bayağı senelerden sonra oldu. Yani ilk önce tamam ben bu işi yapabiliyorum. Belki de doktora almak insana o hissi veren bir şey kendiniz için. Ondan sonrası ben bunu aldım, şimdi dünya için ne yapabilirim? Dönüştü benim tecrübemde. Anlıyorum hocam. Teşekkür ettim. Bir sorumuz daha var. Projenizi yürütürken ne yönde ilerlemeniz gerektiğini belirlemek için kullandığınız bir akış diyagramınız var mı? Böyle çizili, somut bir diyagramım yok. Evet. Hemen paylaşabileceğim. Ama her zaman o konuyla uzak, yakın, azıcık bile ilgisi olsa diğer yapılmış işlere bakarak, o makaleleri okuyarak başlıyorum. Onların özetini çıkartıyorum, gruplamaya, sınıflandırmaya çalışıyorum ve ne yapılmış benden önce ta en eskiye kadar gidip onu çok iyi anlayıp ancak o noktada elime kalemi alıp ben de şöyle yapsam mı acaba diye düşünmeye başlıyorum. Yani zamanı kendimizle başlatmak çoğumuzun yaptığı bir şey ama yapılmış her şeyi bizden önce çok iyi anlayıp özümsememiz gerekiyor. Ondan sonra zaten akış kendi kendine geliyor o noktadan sonra. Anlıyorum hocam. Rüzgar Bulduklu'nun bir sorusu daha var. Ak kaynak TRIPST galiba, tam göremiyorum, gözüm seçmiyor. Modeli adındaki denklem için en büyük ilham kaynağını nereden aldınız? Kendi ışığımızı bulmak için şartlar da göz önüne alındığında ne yapmamız gerekir? Kendi neyimizi bulmak için? Kendi ışığımız, yani kendimizin nereye yöneleceğini, içsel motivasyonumuzu bulmak için. Evet, şimdi denklem için ilham kaynağı, özel bir ilham kaynağı yoktu. Yapmaya, dediğim gibi bir proje yapmaya çalışıyordum. Onu yapamayıp engellere takılınca denklemin yanlış olduğunu anladım. Onun doğrusunu o şekilde türettim. Tabii yayınladığımızda ben ve Tali Treibitz hoca olduğu için Ak Kaynak Treibitz adını aldı o denklem. Onun daha iyisi de yapılır yakında, yani sonsuza kadar öyle kalacak değil ama şu an kullanılan ana denklem o. Dedi, bir önceki öğrenciye de cevap verdiğim gibi kendi ışığınızı, yani kendinizi ne mutlu edecek onu bulmak için çok çok değişik şey yapmanızı, okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazısı bilir ki ben gerçekten şunu yapmak istiyorum. Benim mesela, ben tiyatrocu olmak istiyorum. Benim kalbim, aklım, her şeyim o yönde ama bir başka gencin de önce söylediği gibi 10. sınıftayım. Hiçbir fikrim yok neyi sevdiğim hakkında, ne yapacağım hakkında. Değişik şeyler yapın. Yaptığınız işi hakkıyla yapın. Zaman doğru olunca biraz daha hisler belirginleşir sizin ışığınızın ne olduğu konusunda. Peki hocam, şunu da sorabilir miyim? Bunu da demin bir öğrencimiz sordu. Özellikle sınavlara hazırlandıkları sürece ya da bunu akademiye de genelleyebiliriz. Akademideki çalışma yapılma sürecinde roman ya da geçmişteki işte bestseller olmuş pek çok kitap atlanabiliyor. Sizce ya da siz günlük hayatınızda roman ya da benzer bir kitap tüketiyor musunuz? Böyle bir okuma alışkanlığınız var mı akademik çalışmaların yanında? Harika bir soru. Çok da önemli bir soru.
Şimdi acı ve gerçek cevabı veriyorum. Benim için son yıllarda hayır. Ama yani boş zamanımda bile ne okursam genellikle teknik bir şey olmaya başladı. Ama dediğim gibi bu aslında hata, bu eksiklik. Mutlaka romanla, televizyonla, sinemayla hayal dünyanızın, işten tamamen bağımsız hayal dünyamızın hayatta kalması gerekiyor. Ben bir de tabii yurt dışında olduğum için Türkçe kitaplara kolay kolay ulaşamıyorum. Halbuki Türkçe çok güzel bir dil, okuması çok keyifli bir dil. Bir de benim ana dilim. Yani biraz daha elimin altında daha çok kitap olsa daha çok okurum. Ama maalesef son yıllarda her şey, okuduğum her şey teknik ya da biyografi olmaya, başka bilim insanlarının biyografisi olmaya başladı. Siz öyle olmayın ama. Ben dürüstçe cevap verdim ama siz o hale gelmeyin çocuklar. Aslında alanın içerisinde bulunduktan sonra kişiler belli bir süre sonra buna dönüyor. Buna benzer süreçte ben gördüğüm zaman aklıma geldi. Sabah aklıma gelmemişti. Pek çok hocama ben de sordum. Çünkü ben son birkaç yıldır pek çok roman aldım, pek çok hikaye kitabı aldım ya da pek çok popüler kültür kitabı aldım ama sadece bir ya da iki tanesini okumaya fırsatım oldu. Çünkü alandan başımızı kaldıramıyoruz. Bununla alakalı hocamın aslında güzel bir sözü vardır. Akademik körlük yaşamaya başladığını söylemişti benim son dönemlerde. Hani sadece bir dünyaya fen eğitimcisi gibi yorumladığımı ama eskiden bilim felsefesiyle ya da felsefeyi katarak içine yorumlayabildiğimi ve bu sürecin beni ciddi bir akademik körlüğe ittiğini, bunu bir an önce değiştirmem gerektiğini söylemişti. Son bir yıl kadardır hani değiştirmeyi çabalıyorum, çalışıyorum, vakit ayırmaya çalışıyorum ve faydasını ciddi anlamda gördüm. Yani en azından yazma şeklim, bir makale ya da bir metin oluştururken, oluşturma şeklimde ya da konuşurken ki seçtiğim kelimelerin kalitesi ve çok sayısında ciddi yaşama kaydedebildim. Ben de ciddi anlamda herkese önerebiliyorum. Yani bir yarım saat, 20 dakika, hani günde 10 sayfa dahi olsa okumak gerekiyor. Ve cidden insana pek çok şey katıyor. Kayhan Hocam çok önemli bir şey söylediniz orada. Çünkü iyi yazabilmek, akademik olarak yani iyi makale yazabilmek, iyi çok yazmanın yanı sıra aynı zamanda çok okumaya da bağlı. Ve biz hep akademik makale okursak ki bunların çok büyük çoğunluğu son derece sıkıcı, tamamen verilerden oluşan kısa kısa cümlelerden oluşan makalelerdir. Bizim yazmamıza da pek faydası olmaz. Dolayısıyla başka şeyler okumanın, akademik çalışma olmayan kitaplar, makaleler okumanın akademisyen olarak da çok büyük faydası olacaktır. O çok gerçekten önemli bir nokta. Hocam chatten gelen birkaç soruyu daha sorduktan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Bir öğrencimiz ya da öğretmenimiz sormuş. Yurt dışında Türk olduğunuz için negatif bir ayrımcılık yaşadınız mı? İlerleyen kariyerimizde biz yurt dışında bir kariyer planlasak bir sorunla karşılaşır mıyız? Şimdi şöyle bir gerçek var ki yurt dışında yani başka bir ülkede her zaman sınıf vatandaş oluyorsunuz. Bazı ülkelerde bu daha az hissediliyor, bazı ülkelerde daha çok hissediliyor. Türk olduğum için negatif bir davranışa rastlamadım. Şöyle söyleyeyim, 3 sene doktora sonrası çalışma yapmak için 3 sene İsrail'de çalıştım. Biliyorsunuz İsrail güvenlik sorunu olan bir Orta Doğu ülkesi. Yabancılar Türk olsun olmasın, Amerikalı olsun, Kanadalı olsun fark etmez, yabancılara çok sıkı kontroller yapılıyor siz havaalanından girerken. İsrail'de insanlardan Türk olduğum için herhangi bir şekilde tepki görmedim. Aksine çok sevgi gördüm. Çünkü hepsi Türkiye'ye gelmiş zamanında. Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye ile bağları var. Ama havaalanlarından, tren istasyonlarından geçerken Türk pasaportuyla oralarda epey zorluk yaşadım. Pek çok sefer hani böyle seçilip üzerinizin arandığı, eşyalarınızın tek 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 tarandığı durumlar oldu. Ama dediğim gibi bu ben Türk olduğum için değil, yabancı olduğum için. Orada herkese uygulanan bir şey. Onun dışında kişisel olarak ne İsrail'de ne Amerika'da ne yaşadığım başka yerlerde sırf Türk olduğum için hiçbir tepkiyle karşılaşmadım. Aksine Türkiye'ye gelmiş insanlar
Zaten Türkiye'yi bilen insanlar Türkiye'yi çok seviyorlar. Hocam galiba son sorumuz. Bunu da yönelteyim ben size. Yabancı dil eğitimiyle alakalı. İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Belli bir yaştan sonra öğrenilen bir dile ne kadar hakim olabildiniz? Çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken zorlanıyor musunuz? Günlük hayatınızda İngilizce kullanırken bir sıkıntı yaşadınız mı? Başlangıçta, şu an için demiyorum hocam, başlangıçta. Yaşamadım. Sebebi de erken yaştan İngilizce eğitimi alma fırsatım oldu gittiğim okulda. Ama daha geç başlamış olsaydım mesela 5-6 sene önce kendi kendime İspanyolca öğrenmeye heveslendim. Çeşitli işte telefon uygulamalarını kullanarak, internette bulduğum kaynakları kullanarak. Zor tabii. O yüzden geç başlamanın o kadar sorun olduğunu düşünmüyorum ama pratik yapma olanağının olup olmamasının sonuca çok etki ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir dil öğrenmeye heveslendiysek sanırım onu kullanabileceğimiz ortamlarda en baştan bulunmak gerekiyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan. Çünkü hani bir şey söylerim yanlış mı olur, gülerler mi, ayıplarlar mı, hiç onları düşünmeden. Siz bir dil öğrenmeye çalışıyorsunuz, çatır çatır pratiğinizi yapmanız lazım. Ama pratiğinizi yapmanız lazım. O önemli. Bizdeki temel sıkıntılardan biri de utanarak konuşma durumu. Yani hepimiz yaşamışız illaki bu durumu. Hocam galiba sorum kalmadı. Ben tekrardan kontrol ediyorum. Farklı bir sorumuz var mı diye. Bir hocamız yazmış. Bir Avrupa Birliği projesinde sizin başarınızı haber yapmışlar. O yüzden dinlemekten çok keyif aldıklarını iletmişler. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Son bir soru daha geldi hocam. Onu ileteyim, ondan sonra kapatalım. Bir okyanus bilimci olarak, aynı zamanda sürekli dalan bir okyanus bilimci olarak su altında mı kendinizi daha iyi hissediyorsunuz yoksa karada mı? Kesinlikle suda. Altı üstü fark etmiyor. Ne zaman bir sefere çıksam, bir gemiye binsem, yüzlerce binlerce mil açılsak, o zaman gerçekten kendimi böyle tamamlanmış gibi hissediyorum. Neden öyle? Onun analizini yapamam. Ama kesinlikle suyun altında veya üstünde karada olduğundan daha ilham duyan, daha güvenli, daha özgür hissediyorum kendimi. Pek çok teşekkür geliyor hocam. Pek çok öğrencimizden konuyla alakası ilgili olan öğrencilerimiz ilham verdiğiniz için kendilerine çok çok teşekkür ediyorlar. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da hocam biz bu akşam değerli vaktinizi bize ayırıp bizleri bilgilendirdiğiniz ve sohbetinizle eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım Erdemli'ye tekrar yolunuz düşerse havaalanına Adana'ya ineceksiniz. Sizi ağırlamak isteriz, onur duyarız bu durumdan. Kesinlikle. Kayhan Hocam ben de size çok teşekkür ediyorum. Önce sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün böyle bir uygulaması olduğunu öğrendiğim için de acayip mutlu oldum. Öğrenciler ne zaman soruları olursa, kaynak gerekirse, belki mezun olup da bir laboratuvarda görev almak isterlerse hiç çekinmeden ulaşsınlar. Mümkün olduğu kadar onlara deniz bilimi yönünde yardımcı olmaya hazırım. Gerçekten çok memnun oldum bunu ayarladığınız için. Öğrencilere de çok çok teşekkürler. Hocam biz tekrardan çok çok teşekkür ederiz ve size iyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.